Mesela şimdi burada toplandık, bunları okuyoruz. O kadar büyük nimet ki arkadaşlar. O kadar büyük nimet ki. Ya şimdi bak. Ya ne oldu yani? Hani kalktınız, geldiniz, kalktık, kalktınız, geldiniz, kalktık, geldik. Kalktık, geldik. Kaç kilometreden geldi? Ne oldu? Ayağım mı çatladı, kırıldı mı, parçalandı mı? Ne oldu yani? Ne oldu yani? Heh. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı yani. Ne oldu? Yani 2 saat ayırmış oldun, 3 saat ayırmış oluyorsun. Tamam, başka bir şey var mı? Heh. Lan adamların kolları bacakları kopuyor ya. Çocuğunu torbaya koyuyor adam ya. Dur şimdi. Kalktık geldik. O halıda oturuyorsunuz. Klimamız da çalışıyor. Var mı başka bir şey? Çay servis etmiyoruz, kusura bakmayın. Salı akşamları gelirseniz aşağıda çay var. Başka zaman çay yok. Yani inanın var ya, çay bile ister insanlar ha. Hadi bir şey ya. Öyle düğünlere falan çağırıyorlar bazen. O kadar zorlanıyorum ki ben yani. Adam oturacak, pilav yiyecek, tavuk yiyecek. Böyle sen orada sohbet edeceksin. Oyun mu oynuyoruz lan yani? Oyun mu oynuyoruz ya? Yani var mı bir şey? Giriş, bilet kaç paraydı giriş? Ciddi misin? Çıkışa bilet kesin. He? Giriş bedava, çıkış bedava, oturma bedava. He? Var mı başka bir şey? Bir yol paranızı vermedik. Doğru mu arkadaşlar? Tamam, gir. Heh, bitti. Bak bizim yani daha peki çok özel bir meziyet gerektiriyor mu? Hayır. Bizim yaptığımız iş hani bu kadar basit bir şey olmasına rağmen Mevla'nın özel melekleri var, böyle yerleri arıyorlar. Peygamberimiz öyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Böyle yerleri arıyorlar. Allah Allah. Ulan bizim neyimizi arıyorlar ya? Lan benim gibi adamın, senin gibi adamın nesini arıyorlar ya? Arıyorlar işte. Buldukları zaman öteki melekleri çağırıyorlar. Gelin gelin aradığımızı bulduk diyorlar. Hayda. Kime diyor bunu? Senin için, benim için diyor. Yaptığımız şey de öyle oturmak yani. Evimizden rahatız belki şimdi. Sonra melekler toplanıyorlar. Etrafını sarıyorlar. Lan senin neyin etrafını melek saracak ya? Öyle değil mi? Ta arşa kadar. Sonra Mevlamızın huzuruna çıkıyorlar. Mevlamız soruyor onlara, benim kullarımı nasıl buldunuz? Benim ya Rabbi, bu gittik yanlarına, senden bahsediyorlar, Allah diyorlar, peygamber diyorlar. Onlar ne istiyorlar? Bunlar cennet istiyorlar ya Rabbi. Neden korkuyorlar onlar? Cehennemden korkuyorlar ya Rabbi. Allah Allah, kime bu, bana sana? Lan benden ne çıkar, senden ne çıkar ya? Yaptığımız işten biz ne yaptık ki yani? Taş mı taşıdık sırtımızda yani? He? Mevla buyuruyor ki, onları ben affettim hepsini. Hayda. Şey var rivayette. Meleklerden biri diyor ki ya Rabbi işinde falanca vardı diyor. O diyor falanca senin için gelmedi diyor. Mesela diyelim ki bunun bundan alacağı var. Şşt. İsmin neydi? Mustafa. Senin ismin neydi? Mustafa'nın Mahmut'tan alacağı var. Diyor ki bulsam Mahmut'u nerede bulurum? Sohbette bulurum diyor. Geliyor oraya oturuyor. Çıkışta ne yapacak? Yakasına yapacak. Ver paramı diyecek. Onun için geldi. Sohbete ne yapmadı? Gelmedi. Anladınız mı arkadaşlar? Melek diyor ki ya Rabbi diyor, bir işlerinden bir tanesi vardı diyor, o diyor senin için gelmedi, onun bir işi var diyor, onun için geldi diyor. La yeşkâ bihim celîsuhum, onlarla beraber oturanlar mahrum olmaz buyuruyor Mevla Teala. Hayda. Hayda. Bak nimete bak arkadaşlar, Mevla işte böyle bir böyle nimetler koyuyor, böyle eşantiyonlar işte. İşin aslını hakikatini zaten beceremiyoruz, hiç olmasa bunları kaçırmayalım ya. Allah katında çok kıymet, Mevla çok kıymet veriyor Celle Celaluhu. Amen. Onlara öyle hitap ediliyor. Kalkın, bütün günahlarınız affedildiği halde kalkın. Hayda. Allah be, ne yaptık ki yani? Ne yaptık ki yani? Acayip bir şey. İşte bunlar Mevlamızın bize nimetleri. Ama işte hastalıklı adamlarız biz.